Kripto Krallığı kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir, bunları anlamaya çalışacağız. Çok sert hareketler meydana geldi. Bunlar devam edecek mi? Şu an ne durumdayız? Hepsini anlamaya çalışacağız. Onun öncesinde sizlere açıklama yapmak istiyorum. Maalesef bilgisayarım bozuldu ve teknik servis süresi yaklaşık olarak 20 gün yazıyordu. Yani maksimum 20 gün yazıyordu ve maksimumunu maalesef ben de beklettiler. Ve bayağı beni mağdur ettiklerini söyleyebilirim. Monster pişmanlıktır demek istiyorum ve videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında arkadaşlar uzun bir zamandır satta olan sinyalimizin artık inaktive hale geldiğini görebiliyoruz. Yani Bitcoin'in ala döndüğünü görüyoruz. Yani burada Nisan 2022'den bu yana satta olan indikatörümüz, Kingdicator indikatörü burada artık ala doğru dönüyor arkadaşlar. Ve bu bizim için çok ama çok önemli bir sinyal olduğunu söyleyebiliriz. Ve sonrasında şunu da söylemek istiyorum. Yani Bitcoin burada yeşil bandı kaybetmişti, hatırlayacaksınız. Kaybettikten sonra sert bir düşüş daha meydana gelmişti. Ve burada görüyorsunuz öncelikle bir iğne girişiminde bulundu ve ardından burayı da aldığını görebiliyoruz. Yani şu anda Bitcoin adına aslında güçlü bir momentumun hakim olduğunu ve bu güçlü bir momentumla birlikte daha sert hareketlerin geldiğini görebiliyoruz. Ve burada bizim önemli destek hatlarımız artık 19.300 dolarlar. Yani Bitcoin buraya doğru bir retest girişiminde bulunursa yüksek ihtimal buradan yeniden bir dönüş göreceğiz. Çünkü burada baktığımız zaman RSI girişiminde aslında maalesef ki şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şişmiş bir RSI söz konusu ve bu RSI'nin en son bu alanlarda bu seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani bakın Bitcoin burada da hareketler yapıyor fakat RSI henüz bu kadar şişmemiş oluyor. Ve burada da gördüğünüz üzere RSI'nin bu kadar şişmiş olması genelde bir geri çekilme verdirebiliyor. Bunu da söylemek istiyorum. Yani dediğim gibi aslında günlük bazda bu geri çekilmeler şu anda sağlıklı olarak nitelendirilebilir. Yani Bitcoin burada 19.300'lere veya en kötü ihtimal 18.000'lere doğru bir geri çekilme yapsa dahi buralar hala pozitif durumda kalacaktır. Ve bizim bildiğiniz üzere tekniğimiz üstünde kaldığımız sürece sorun yok taktiğiydi arkadaşlar. Ki zaten bunu şöyle ifade etmiştik. Bitcoin'de baktığımız zaman 15.700 seviyesinin önemli olduğundan bahsetmiştim. Ve öncesinde burada tepki almıştık ve yine buraya 3 kez geldik. Kırılırsa sıkıntı olabileceğinden ve bakın burada sell sinyali almıştı, biraz daha düşüş yaşamıştık. Fakat burada kırılmadan yolumuza devam ediyoruz. Ve en önemli faktörlerden bir tanesi de burada DXY adına 103 seviyesiydi. Bunların birbiriyle korele olabileceğinden ve kırılımın çok yakın olabileceğinden yine bahsetmiştim. Yani Bitcoin adına yukarıya kırılım, DXY adına da ise burada sat sinyalinin aktive olabileceğinden bahsetmiştim. Ve 103 seviyesinin altına doğru bir kırılım Bitcoin'de aslında hareketlerin daha da sertleşmesine sebep olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun haricinde zaten yine bir kama formasyonu çizmiştik. Bir önceki videomuzu izlediyseniz orada kırılımın yakın olduğundan bahsetmiştim. Ya burada arkadaşlar üste doğru kıramayıp bir düşüş dalgası daha yaşayabileceğimizden, kırılırsa ise hareketlerin daha sert olabileceğinden bahsetmiştik. Ve ki burada da görebiliyorsunuz arkadaşlar kama kırılımları diğer formasyonlara nazaran daha sert patlama gösterirler. Bunun da sebebi şudur. Çünkü hareket yapısı arkadaşlar gittikçe daralır. Ve daralmalar şiddetli patlamalarla sonuçlanır. Ve buradaki hareket aşağı patlamıştı. Fakat burada büyük resme baktığımız zaman bir alçalan takozun hakim olduğunu görebiliyoruz. Yani formasyonel olarak aslında yukarıya doğru patlaması daha olası bir formasyon vardı. Ve buradaki kırılımla birlikte bakın arkadaşlar şurada bir kırılım geliyor. 17.000'in üstüne atıyoruz. Ve ardından hareketlerin daha da sertleştiğini görebiliyoruz. Ya peki şu anda sorun nedir? Yani burada biz aslında günlük bazda her şeyi pozitife çevirdik. 4 saatlik bazda zaten yine arkadaşlar göstermek istiyorum. 4 saatlik bazda da gayet güzel sonuçlar aldığımızı görebilirsiniz. Şurada bir al sinyali geliyor. Ve bu al sinyali 16.800'lerde falan geliyor. Oradan itibaren yine güzel bir hareket yapıyoruz. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Onun haricinde yine burada bakın çok daha önemli bir sinyal var. Burada da uzun bir zaman diliminden itibaren satta olan bir sinyal var. 2021'den bu yana satta, 3 Aralık 2021'den bu yana ve bunun da ala geçtiğini görebiliyoruz. Yani şu anda aslında işler küçük zaman dilimleri için çok uygun. Yani 4 saatlik güzel, günlük güzel. Fakat küçük bir sorunumuz var arkadaşlar. O da tabii ki haftalık zaman dilimi olacaktır. Peki haftalık zaman dilimindeki sorun nedir? Hemen bir de ona değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar şu anda
İş süren stop bölgesine doğru bir geldiğimizi görebiliyoruz. Ve bu bölgenin bir diğer önemi ise şu aslında. Burada hemen nasıl göstereceğim? Şuradan gösterebilirim. Günlük bazda döndüğümüz zaman arkadaşlar düşük tepeler yaparak gidiyoruz aslında. Ve bu düşük tepelerin yukarıya doğru kırılması yüksek bir tepe. Yani aslında bu düşüş dalgasının burada teknik anlamda da sonlanabileceğine dair bir sinyal verebilir. Ve bu seviye aslında bizlere şu anda 21.300 olarak görünüyor. Onun haricinde ise arkadaşlar şuradaki yine 22.700, 22.800 bölgesi de önemli bir direnç olarak görünüyor. Yani biz şu anda günlük bazı pozitife çevirdik. Fakat haftalık bazda henüz sorunlar tam geçmemiş olabilir. Bu yüzden bu bölgeyi 23.000 yani o seviyeler biraz temkinli davranılacak seviyeler olabilir. Burada nasıl bir oyun planı izlenebilir? Hemen o konuya da değinmek istiyorum. Onun haricinde şunu da göstereyim arkadaşlar. Sonrasında ona da değinelim. Burada EMA Ribbon'a baktığımız zaman geçmiş rallilerde geri dönüşlerde maalesef sıkıntılar yaşamışız. Yani bakın haftalıkta şurada arkadaşlar görebilirsiniz. EMA Ribbon'ı kırıyoruz. Üstüne doğru hareket yapmaya çalışıyoruz. Geri fake yiyoruz. Aşağı düşüyoruz. Burada yine aynı şekilde hareketler olmuş. Ve şu an biz uzun bir aradan sonra şu bölgeleri görebiliyoruz. Yani EMA Ribbon'ın 26-28 bölgesi dediğimiz bölgelerini görebiliyoruz. Bu bölgelerde bizim için bir diğer önem arz edecek bölgelerdir. Peki nasıl bir oyun planı yapabiliriz? O konuya değinmek istiyorum. Burada arkadaşlar destek alanlarımız biraz aşağıda kaldığını görebilirsiniz. Yani destek alanlarımız hatta çok aşağıda kaldı sert bir hareketten dolayı. Fakat ben burada şu yeşil bandın güçlü bir destek oynayacağını düşünüyorum. 19.300 bölgeleri burada geri çekilme bölgeleridir. Ve burada yapılacak hamleler yine stoplu bir şekilde gidilmesi gerekiyor. Yani biz buradan bir alım yaptığımızı düşünelim. Veya Bitcoin buradan alım yaptığınızı düşünelim. Burada 19.300 kırılırsa yani yeşil bant kırılırsa bir stop olmak gerekebilir. Veya onun haricinde daha sağlam bir destek ise 18.000 dolarlar olacaktır. Yani şu anda biz söylemek istediğim olay şu. Günlük bazı pozitife çevirdik. 4 saatlik bazı pozitife çevirdik. Ve bu hareketlerin devam edebileceğine dair sinyallerimiz var. Fakat RSI çok şişik olduğu için küçük geri çekilmeler burada gelebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha garanti, daha da güzel hareketlerin gelmesini istiyorsak bu küçük zamanı bir kademe daha yükseltmemiz yani haftalığa götürmemiz gerekiyor. Ve bu haftalığa da götürmeyi başarırsak aslında Bitcoin için çok daha önemli sinyaller gelecektir. Bunları söyleyebilirim. DXY'nin sat sinyali zaten haftaya yani önümüzdeki hafta onaylanacaktır. Bu da bir diğer önemli sinyal. Onun haricinde haftalık bazda baktığımız zaman burada da gerçekten güzel bir pozitif uyumsuzluk vardı ve üçüncüsü de meydana geldi. Yani burada bakın kırmızılar 1-2-3 kırmızı olaraktan bu da sert bir hareketi getirdi. Ve Bitcoin tarihi boyunca çok az gelen bir sinyal olduğundan bahsetmiştim. Mesela burada da gelmişti arkadaşlar. Yine bu da güzel bir hareket meydana getirmişti. Bakalım bu sinyalimizde aslında momentumlar yukarıya doğru taşındığı zaman çok daha aktif bir sinyal olacaktır. Ardından burada MACD bazında bakın SAT'a dönmediğimizden bahsetmiştim. Hareketlerimizi gerçekten kurtarmayı başardık. Ve burada artık yeşil ile kırmızı birbirinden biraz daha uzaklaşıyorlar. Ardından burada likidasyon durumuna baktığımız zaman ise şunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şu anda 401 milyon dolar short'un içeriye alındığını söyleyebiliriz. Long tarafında ise çok düşük bir likidasyon söz konusu. Yani 4-5 gündür hatta bir haftadır diyebiliriz. Bayağı yüklü miktarda short'ların içeriye alındığını söylemek istiyorum. Bunun yanında long'ların da içeride aktive olduklarını görebiliyoruz. Yani bayağı aktifler ve şu anda long üstünlüğü devam ediyor. Peki bu hareketleri sağlayan ana unsurlardan bir tanesi neydi? Yani DXY'yi aşağıya gönderen ve aynı zamanda Bitcoin'de yukarıya doğru hareketleri meydana getiren ana unsur aslında burada arkadaşlar 7.1'den 6.5'e düşmeyi başaran bir enflasyon daha görüyoruz. Yani aslında burada ABD tarafında işlerin daha da düzene bindiğini söylememiz gerçekten olası olacaktır. Çünkü istikrarlı bir şekilde burada arkadaşlar düşüşler söz konusu olmaya devam ediyor. Gelen enflasyon bizlere faizler hakkında da bilgiler veriyor. Ve şu anda beklentilere baktığımız zaman ABD tarafı 25 baz puana doğru yönelmiş durumda. Ve burada artık 25 bazlardan sonra ise sabit kalması yönünde ve 2023'ün böyle tamamlanması bekleniyor. Yani aslında bu da Bitcoin'in işine yarayacak bir unsur olabilir. Ve bundan dolayı da aslında Bitcoin'de bir sert hareket gördüğümüzü söylememiz gerçekten mümkündür arkadaşlar. Ardından burada ise baktığımız zaman dediğim gibi faiz tahminleri burada
henüz gelmedi. Fed tarafından konuşmalar gelecek. Ayın 17 ve 18'inde Fed üyelerinin konuşmaları gelecek. Bunu da takip edebiliriz. MBR ve Z-Score'a baktığımız zaman ise hep bahsettiğimiz bir durum vardı, hatırlayacaksınız. Yeşil bölgedeyiz ve uzun vadeli yavaş yavaş toplama konumlarındayız. Yani bunu ne demek istediğimi daha iyi anlayabilmişsinizdir diye düşünüyorum. Ve hala buradayız arkadaşlar. Ve Bitcoin'in hareketleri her zaman sert ve umulmadık zamanlarda meydana gelir. Bu da bizim için bir diğer önemli sinyal. Yani ne kadar yavaş hareket edip ve ne kadar uzun vadeli toplamaya odaklanırsak, Bitcoin'i ne kadar uzun vadeli düşünürsek aslında bizim için o kadar avantajlı olacaktır. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum ve şu an yine yeşil bölgedeyiz. Fakat böyle hareketler devam edecekse yakında bu yeşil bölgeden de çıkabiliriz. Ardından 1000 Bitcoin'den fazla Bitcoin tutanlara baktığımız zaman onlardan henüz sert bir alış eğilimi göremediğimizi söylemek istiyorum. Peki bu mini boğa mı yoksa gerçekten boğaya mı dönecek sorusunun cevabı da burada saklı olabilir. Yani Bitcoin 26-28 aralığından bir dönüş mü yaşayacak, yoksa artık hareketler daha da sertleşip böyle 40'lı 50'li yeni zirvelere doğru bir hareketler mi göreceğiz? Bunu da sizlerle birlikte takip edeceğiz ve dediğim gibi bu sinyaller bizim için önemli olacaktır. Finance Credit Index'de ise şu anda korku seviyemizin ortalara doğru geldiğini ve yakında korkumuzun gidebileceğini söyleyebiliriz. Bu da bir diğer önemli sinyal. Videomuz bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.